billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün yine Kehf suresini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Geçen hafta o mağaraya sığınanlarla ilgili ayetleri okumuş, anlamaya çalışmıştık. Bunlar son derece önemli bir örnek. Allah-u Teala onların adıyla bir, yani onların kaldıkları mağaranın adıyla bir sure indirmiş. Ve birkaç tane gencin ellerinde dünyalık imkanları bol olmasına rağmen, bir saraya mensup olmalarına rağmen Allah'ın rızasına odaklanmaları ve bu şekilde nasıl büyük bir ikrama mazhar oldukları konusunda Allah-u Teala onları bize örnek veriyor. Tabii Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetleriyle birlikte Allah nasip ederse bunları anlamaya çalışacağız ama önce bir Yahya Hoca'yı dinleyelim. Sonra konumuza devam ederiz. Evet, geçen hafta en son 15. ayeti okuyup öyle bitirmiştik dersi. Bugün oradan devam edeceğiz ama kıssanın daha iyi net anlaşılması için ben biraz geriden 9. ayetten itibaren okumaya başlayacağım. 9. ayetten itibaren Kehf suresi mealen şöyle: Yoksa sen ayetlerimizden, yani kudret ve hikmetimizin göstergelerinden sadece ashab-ı Kehf ve Rakim'in mi, yani mağara arkadaşlarının mı şaşırtıcı olduğunu sandın? Bir zamanlar birkaç genç mağaraya sığınmış ve şöyle demişlerdi: Rabbimiz, bize katından bir ikramda bulun ve bu işimizde başarıya ulaşmamızın şartlarını oluştur. Biz de bunun üzerine o mağarada onların kulaklarını nice yıllar tıkalı tuttuk, onları derin bir uykuya daldırdık. Sonra onları uyandırdık ki kaldıkları süreyi iki taraftan hangisinin doğru tespit ettiğini bilelim. Sana onların haberini gerçekleri içerir bir şekilde tüm ayrıntısıyla anlatıyoruz. Onlar Rablerine inanıp güvenmiş birkaç gençti. Biz de onların hidayetini artırmıştık. Kalkıp muhataplarına şunları söyledikleri sırada kalplerine metanet vermiştik. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz onunla aramıza başka bir ilah koyup da onu asla yardıma çağırmayız. Öyle yaparsak gerçeğe aykırı bir şey söylemiş oluruz. İşte onlar bizim halkımız. Allah'la aralarına ilahlar koydular. Onlar hakkında, yani onların ilah olduklarına dair güçlü bir delil getirmeleri gerekmez mi? Peki bir yalanı Allah'a mal edenden daha büyük yanlışı yapan kimdir? Birbirlerine şöyle demişlerdi: Madem ki biz onlardan ve Allah'ın dışında kulluk ettiklerinden ayrıldık, o zaman mağaraya sığınalım. Rabbimiz bize ikramından bol bol versin ve feraha kavuşmamızın şartlarını oluştursun. Orada olsaydın, güneş doğunca mağaralarının sağ tarafından kayıp gittiğini, battığı sırada da onları soldan yalayıp geçtiğini görürdün. Onlarsa mağaranın geniş bir yerindeydiler. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah'ın doğru yolda olduğunu onayladığı kişi hidayete ermiş olur, yoldan saptığını onayladığı kişiler için de yol gösterecek bir veli, yakın bir dost asla bulamazsın. Onların uyanık olduklarını sanırdın, halbuki derin bir uykuya dalmışlardı. Onları bir sağlarına ve bir sollarına döndürüyorduk. Köpekleri ise ön ayaklarını mağaranın girişine doğru uzatmıştı. Onları o durumda görseydin, arkanı dönüp kaçardın, için korkuyla dolardı. Birbirlerine sorsunlar diye onları uyumadan önceki halleriyle uyandırdık. İçlerinden biri ne kadar kaldık diye sordu. Bir grubu bir gün, belki de bir günden az kaldık dediler. Diğer grup ne kadar kaldığımızı en iyi Rabbimiz bilir dediler. Birimizi şu gümüş parayla şehre gönderelim de baksın kimin yemeği en güzelse bize ondan yiyecek bir şeyler getirsin. Dikkatli davransın, bizi kimseye sezdirmesin.
Çünkü ellerine geçirseler bizi taşlayarak öldürür ya da kendi dini yaşama biçimlerine döndürürler de sonsuza kadar umduğumuza kavuşamayız. Evet, 20. ayetin sonuna kadar okudum. İnşallah bugünkü derste de buraya kadar gelmeyi planlıyoruz. Evet. Şimdi burada Allah-u Teala'nın 9. ayette söylediği bayağı düşündürücü bir şey. Kehf suresinin 9. ayette diyor ki bu o mağara, yani o geniş mağarada kalan kişilerin durumu, yani bu oradakilerin sayıları ya da o neyse dağın üzerinde kalanlar bizim şaşırtıcı ayetlerimizden olduğunu mu zannediyorsun? Bu çok tür şeyler. Ne yapmıştı bunlar? Biraz sonra Yahya Hoca'dan dinleriz. Bunlar bir saraya mensup gençler. Zengin durumda o kişiler. Mesela az önce okunan ayette çıkarıyorlar gümüş paralarını, veriyorlar bir arkadaşına, git diyor, en iyi yiyeceği kim yapıyorsa onu al diyor. Şimdi para dertleri yok. En ucuz hangisiyse onu al demiyorlar. En iyisini kim yapıyorsa git onu al diyorlar. Para veriyorlar. Maddi durumları oldukça iyi. Ama onlar bunu aldanmadan Allah'ın rızasına odaklanmış, her şeyi göze almış olan kişiler. Şimdi aynı şeye baktığımız zaman Allah yolunda mücadele edenlerin tamamı aynı. Mesela Allah'ın bize örnek gösterdiği Nuh Aleyhisselam 950 sene toplumuna karşı direniyor. Şuayb Aleyhisselam öyle. Musa Aleyhisselam mesela insanların çok tanıdığı Firavun'a karşı ve Firavun hanedanına karşı dimdik duruyor. Öyle bir noktada şey yapıyor ki Allah-u Teala onu Firavun'a elçi olarak göndereceğini söyleyince korkuyor. Beni öldürmelerinden korkarım diyor. Çünkü ben onlara karşı suç işlemişim diyor. Ama işte bunların her birine Allah-u Teala'nın yaptığı yardım bizim için birer örnek. Ama biz o örnekleri dinlerken deriz ki işte bunlar Allah'ın Resulü. Fakat Cenab-ı Hak birkaç tane genci de örnek göstererek bizim bu konuda Allah'a güvenmenin ne demek olduğunu iyice kavramamıza imkan veriyor. Ama önceden istersen ansiklopediden bir oku biraz. Biraz tanıyalım bu. Çünkü bu sadece Kur'an-ı Kerim'de olan değil. Her tarafta olan bir olay. Herkesin bildiği bir olay. Evet. Kıssamız Ashab-ı Kehf kıssası. Ashab arkadaşlar demek. Kehf'te mağara. Yani kelime manası verecek olursak mağara arkadaşları. Ve bunlar hani yedi uyurlar olarak da biliniyor. Hikayeleri Diyanet İslam Ansiklopedisi'nden okuyacağım, Ashab-ı Kehf maddesinden. Kısaca şöyle deniyor ki Efes'in yedi uyurları olarak meşhur olan bu gençler hakkındaki kıssa şöyle başlıyor. İmparator Decius veya Dakyanus Efes'e gelerek putlara tapınmayı ve Hristiyanların onlara kurban kesmelerini emreder. Gizlice Hristiyan olmakla suçlanan ve imparatorluk sarayında yaşayan yedi genç. İmparatorluk sarayında yaşayan yedi genç imparatorun huzuruna getirilir. Baskıya rağmen putlara kurban kesmeyi reddeden gençlere düşünmeleri için mühlet verilir. Yani imparatorun böyle bir baskısına orada boyun eğmiyorlar. Hani Allah'tan başkasına kurban kesmiyorlar. Çünkü biliyorsunuz bu bir şirk eylemi. Allah'tan başka bir ilah varlığını kabul etmek anlamına gelir. Bunlar böyle bir ilahı kabul etmiyorlar. Sonra imparatorun şehirden ayrılması üzerine gençler kaçarak Ancilus Dağı yakınlarındaki bir mağarada gizlenirler. Bu arada gençlerden biri hem olup biteni öğrenmek hem de yiyecek almak üzere tebdili kıyafet ederek şehre iner. Kısa bir süre sonra Efes'e dönen Decius gençlerin huzura getirilmesini ister. Bunu duyan o kişi arkadaşlarına kralın emrini haber verir ve onlar ilahi lütuf neticesinde derin bir uykuya dalarlar. Gençleri bulamayan Decius, yani imparator, bunların babalarını çağırtır ve onların dağdaki mağaraya saklandıklarını öğrenir. Bunun üzerine diri diri gömülmeleri için mağaranın girişinin büyük kayalarla kapatılmasını emreder. Theodor ve Rufinus adlı iki Hristiyan
genç şehitlerin hikayesini madeni bir levhaya yazıp mağarayı kapatan kayaların altına koyar. İşte bu da Ashab-ı Rakim şeklinde isimlendirilmelerinin bir diğer şeyi. Rivayete göre 307 yıl sonra bu sefer İmparator 2. Theodosius zamanında Papaz Theodor öncülüğünde ölümden sonra dirilişi inkar eden bir akım baş gösterir. Ve Hristiyanlığı kabul eden imparator bundan son derece rahatsız olur. Bu sırada Allah mağaranın bulunduğu bölgenin sahibi Adolius'un hatırına sürüleri için bir ahır yapma fikrini getirir. Bu maksatla mağarayı kapatan taşlar kullanılır ve mağara yeniden açılmış olur ve Tanrı gençleri uyandırır. Onlar sadece bir gece uyuduklarını zannetmekte ve imparator tarafından öldürüleceklerini düşünmektedirler. Ve önceden olduğu gibi işlerinden biri tekrar şehre gider. Aynı biraz önce ayette okuduğumuz gibi. Şehrin kapıları üzerinde haç görünce çok şaşırır ve yoldan geçen birine buranın gerçekten Efes olup olmadığını sorar. Gördüklerini arkadaşlarına bildirmek için sabırsızlanır fakat önce yanında bulunan ve Decius dönemine ait parayla yiyecek almak ister. Satıcı ve esnaf bu eski parayı görünce gencin hazine bulduğunu zannederler ve bu hazineyi paylaşmayı düşünürler. Bu haber yayılır, pek çok insan toplanır ve bu genç de içlerinde bir tanıdık var mı diye şaşkınlık içinde topluluğa bakar ve onu sorguya çekerler. O da başlarından geçeni anlatır diyor. Öyle devam ediyor. Kısaca. Evet, yani dik durmak Allah yolunda neymiş? Allahü Teala burada onu bize gösteriyor. Akla hayale gelmedik nimetlerle nimetlendiriyor. Mesela Allahü Teala ne diyor? وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Kim Allah'a karşı yanlış yapmazsa, işte bunlar yapmıyorlar. Yani karşısındaki imparatormuş ve işte bu şey, bunlar sarayda yaşamışlar, babaları, çevreleri zenginmiş, hiç umurlarında değil. Asla doğruluktan taviz vermiyorlar ve Allahü Teala onlar için bir çıkış belirliyor. Hangi ayette o? Halak suresinin ikinci ayetinin sonuyla üçüncü ayetin başı. Tamam, evet, tamam doğru. Halak suresinin birinci. Evet. Kim Allah'a karşı yanlış yapmazsa Allah onun için bir çıkış yolu belirler. Ve yerzukhu min haysu la yahtesib. Hiç hesap etmediği yerden rızıklandırır. Şimdi mesela o gençler değil, biz de hesap edemeyiz. Ya bu gençler o şey, tabii 7 kişi olabilir. Zaten onunla ilgili ayetleri okuyacağız Allah nasip ederse. Bu gençler geliyorlar bir mağaraya. Mağarada yiyecek içecek hiçbir şey yok. Peki bunlar o kadar uzun süre orada ne yedi ne içtiler? Yani hiç hesap edilemeyecek şeylerle Allah onları beslemiş oluyor. Cenab-ı Hakk'ın gücü ve kudreti hiçbir zaman sorgulanamaz ki. Asıl mesele şu, sen kendine göre hesap etme, sen Allah'ın rızasına odaklan. Sen tam olarak odaklanırsan hiç korkma. Mesela bunun en önemli örneklerinden bir tanesi Musa Aleyhisselam'dır. Musa Aleyhisselam biliyorsunuz annesi doğum yaptığı zaman Firavun erkekleri öldürüp kızları canlı bıraktığı için çok korktu, oğlu olduğu için Allah da onun kalbine ilham verdi. Ve çocuğu şeye bıraktılar, nehre bıraktılar ve Firavun onu aldı. Kendi düşmanını kendi eliyle yetiştirdi Firavun. Bak ne oldu? Mesela Musa Aleyhisselam'ın annesinin aklının köşesinden geçer miydi bu çocuğa sahip olacak diye Firavun. Sonra da ne oluyor? İşte bak ve yerzukhu diyor. Allah onu rızıklandırır. Hiç hesap edemediği şeyden. Geliyor o çocuk. Daha yeni doğmuş bir çocuk. Hiçbir annenin sütünü emmiyor. Bunu bu şekilde getiren Allah. Bu defa kız kardeşi tabii takip ediyor. Hiç kimsenin fark edemeyeceği şekilde bu şeye bir şey içerisinde
tabut deniyor da ne diyoruz Türkçe'de? Sepet. Bir sepet içerisinde diyelim. Yani neyse bir işte bir şey sepet dersek içine su girer de başka bir şey. Neyse yani bir tahtadan yapılmış bir yer. Yani koyuyorlar suya, suya batmıyor. O çocuğu oradan alıyor, götürüyorlar ama onun ablası takip ediyor. Bakıyor ki bunu şeye aldılar. Saraya. Saraya aldılar. Bu defa ona şey arıyorlar. Bakıcı. Bakıcı ve bir emzirecek birisini arıyorlar. Ablası bunun farkına varınca hemen gidiyor. Size buna bakacak ve bunu emzirecek iyi birisini haber vereyim mi diyor ve annesi gidiyor. Annesi sarayda oğlunu emziriyor. Bu bakın Allah'tan korktuğunuz zaman, Allah'ın rızasına odaklandığınız zaman neler oluyor? Musa Aleyhisselam orada yetişiyor. Yetişince Firavun'u çok yakından tanımış oluyor. Sonra iki tane İsrailoğullarından birisiyle bir başkasının dövüştüğünü görünce gidip araya girip öbürüne vuruyor. Bir yumruk vuruyor, adam ölüyor. Ölünce bu defa saraydan Musa'yı öldürme kararı çıkıyor. O da oradan kaçıyor, gidiyor. Neyse onlar şey yapmayalım da en son Musa Aleyhisselam'a Allah-u Teala şey yapıyor. Resullük görevi vereceğini söyleyince diyor ki ya Rabbi diyor ben onlara karşı suç işledim, beni öldürmelerinden korkarım diyor. Neyse kardeşim Harun'a ver. Benim dilim tutulur, konuşamam onların yanında. Tamam, Harun da ona yardımcı yapıyor ve gönderiyor. İşte şimdi gönderdikten sonra olan olaylar. Onu gerçekten Allah-u Teala o kadar böyle özet bir şekilde Mümin Suresi'nde anlatıyor ki biz ona çok dikkat ettiğimiz zaman işte bu gençleri de çok ciddi manada düşünürsek Allah'ın rızasına odaklandığınızda karşınızdakinin kim olduğu önemli değil. Bütün dünya sizin karşınıza çıksa da siz asla şey yapmaz, geri adım atmazsınız ve dünyanın en güçlü kişisi olursunuz. Evet, şimdi o ayetleri dinleyelim. Evet, ilgili ayetler Kur'an-ı Kerim'in 40. suresi olan Mü'min suresinde veya başka bir adıyla Gafir suresinde. Onun 23. ayetinden itibaren mealen okuyacağım. Şöyle geçiyor. Şu bir gerçek ki Musa'yı ayetlerimizle yani mucizelerimizle apaçık ve güçlü bir delille elçi olarak gönderdik. Firavun'a, Haman'a ve Karun'a. Onlar o bir sihirbaz, yalancının teki dediler. Musa onlara katımızdan gerçeklerle gelince de şöyle dediler. Onunla birlikte inanıp güvenenlerin oğullarını öldürün, kadınlarını ise sağ bırakın. Halbuki kafirlerin oyunu boşa çıkar. Firavun şunu da söyledi. Evet. Bak, kafirlerin oyunu boşa çıkar. Şimdi bu ashab-ı keyifte boşa çıktı mı? Kazanan onlar değil, bunlar oldu. Evet. Evet. Firavun şunu da söyledi. Bırakın beni, Musa'yı öldüreyim. O da Rabbini çağırsın. Ben onun dininizi değiştireceğinden veya bu topraklarda fesat çıkaracağından korkuyorum. Bu da çok önemli. Evet. Diyor ki bırakın onu öldüreyim. Hani sen az önce diyordun ki bunların erkeklerini öldürelim, kızlarını serbest bırakalım, şey yapıyor. Zaten öyle yapıyordun. Ne oluyor? Hem de nerede bu? Sarayda bütün üst düzey adamlarının yanında oluyor bu. En tepe adamlar var. Başka kimse yok. Ya sen bunu öldürmek istedin de senin elin tutan mı oldu? Allah kalbine nasıl bir korku şey yapıyor? Yani veriyor ve Firavun karşısında tek başına olan Musa Aleyhisselam'dan korkuyor. Tek başına. Ve bu sarayda yani her taraf onun askerleri dolu. Zaten bir seslense herkes buyursunlar dedir, elinden geleni yapar. Ama Allah ne yapıyor? Öyle bir korku veriyor ki sadece ona değil, o çevresindekilere de veriyor korkuyu. Herkes bir şey yapamıyor onun karşısında. Çünkü kim Allah'a güvenip dayanırsa Allah ona yeter.
Yani Allah'tan başka şey yok. Evet, devam et. Evet. Musa da şöyle dedi. Ben hesap gününe inanmayan her bir kibirliden hem benim Rabbim hem de sizin Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Firavun hanedanından olup imanını gizleyen mümin... Ben az önce şey yaptım, sen söyleyince aklıma geldi. Bak, Firavun diyor ki sizin dininizi bozacağından korkuyorum. Yani şunu da hiç unutmayalım. Burada sürekli söylüyoruz. Bakara suresinin Araf suresinin 30. ayetinde Allah-u Teala herkesin dininin olduğunu bildiriyor. Kendisini dinsiz sayan hiç kimse yok. Ama asıl mesele hangi dinin dindarısın? Bak, Firavun da sizin dininizi bozacağından korkuyorum diyor. Yani o da dindarlığını ortaya koyuyor. Fakat nedir? Kendi kafalarına göre oluşturdukları din. Allah'ın dini değil. Evet. Firavun hanedanından olup imanını gizleyen mümin bir adam şöyle dedi. O da şeyden. Devletin, yani o da üst düzeyden birisi. Firavun hanedanından. O da tebaat, çünkü orada başkası yok o anda konuşurken. Evet. Bin adamı Rabbim Allah'tır dediği için mi öldüreceksiniz? Halbuki o size Rabbinizden açık belgeler, mucizeler getirdi. Eğer yalancıysa yalanı kendi aleyhine. Ama eğer doğru söylüyorsa başınıza geleceğini söylediklerinin bir kısmı sizi bulur. Allah aşırılık eden ve yalan söyleyip duran birini yoluna kabul etmez. Ey kavmim, bugün bütün yetki sizde. Bu toprağa hakim konumdasınız. Peki Allah'ın baskını gelirse ona karşı bize kim yardım edecek? Firavun dedi ki, ben size sadece kendi gördüğümü gösteriyorum. Sizi sadece akla uygun olan yola yöneltiyorum. Mesela Firavun orada bize öğretlendiğinde ne demesi? Allah da kim? İşte Firavun, ben sizin en büyük Rabbinizim diyor. En büyük Rabbinizim derken ben Allah'ım demiyor ki. Yani Allah'la araya koyulan şey Rab olarak görüyor. Aracı Rab olarak görüyor. Yani Allah da kim demiyor. Ve o, dikkat edin, oradaki Firavun hanedanından olan kişi de son derece doğru bilgiler veriyor. Çünkü Yusuf aleyhisselam ondan önce Nebi olarak gelmişti. Oradan öğrendiği bilgileri aktarıyor. Evet, devam et. O inanmış adam şöyle dedi. Ey kavmim, birçok topluluğun yaşadığı kötü günlerin benzeri sizin de başınıza gelir diye korkuyorum. Sizin sonunuz Nuh'un halkı, Ad, Semud ve onlardan sonrakilerin sonu gibi olur diye korkuyorum. Allah kullarına haksızlık etmek istemez. Ey kavmim, feryat figan edilecek o günden sizin için korkuyorum. Birbirinize sırt çevireceğiniz günden. O gün sizi Allah'a karşı koruyacak hiç kimse yoktur. Allah'ın sapık saydığını yola getirecek kimse yoktur. Mesela dikkat edin. Burada da mesela Nuh dedi, Hud dedi, değil mi başka? Yani o eski nebilerden bahsetti. Onlar da kim diyen olmadı bile. Nuh, hepsi de. Ad, Semud. Onlar da kim demiyor. Haberleri var, biliyorlar. Ve de ahiretten bahsetti. Ahireti inkar etmiyorlar ki. Yani mesela şunu da aklınızda tutun. İblis ahireti inkar ediyor mu? Allah'ı inkar ediyor mu? Yani Allah'a inanmayan yeryüzünde hiç kimse yoktur. Allah'ın varlığına da birliğine de inanılır. Ama eğer aracı tanrılar konulur. Bazıları işte Firavun gibi kendisini tanrı yapar. Ya da iblis gibi. Ne yapar? Allah bu kararı vermiş ama benim kararım der. Tamam, şimdi Firavun ahireti inkar etmiyor, iblis de etmiyor. Ne oldu bunlara? Asıl mesele şu, Allah ne diyorsa o diyebiliyor musun, diyemiyor musun? Ama diyorsan işin yaş. Evet, devam et. Firavun dedi ki, Haman, bana bir kule inşa et. Belki o yollara ulaşırım, göklerin yollarına. Çıkıp da Musa'nın ilahına bir bakayım. Ben gerçekten onun yalancı olduğunu düşünüyorum. Firavun'un bu kötü davranışı böylece kendisine süslü gösterildi ve o doğru yoldan engellendi. Mesela burada yalan söylüyor Firavun. Nemil Suresi'nin 14. ayetiydi, değil mi?
diyor evet, ki vecehadu biha ve isteykanat enfusum. Vecehadu biha ve isteykanat enfusum. Şeye karşı yalan söylediler diyor. Musa Aleyhisselam'ın getirdiği bu şeyler karşısında. Ama içlerinde kesin olarak biliyorlardı ki Musa'nın söyledikleri doğru, Musa Allah'ın elçisi. Bu da bir yalan söylüyor yani. Mesela az önce Allah'ta kim demesi gerekirken yok ben yalan söylediğini düşünüyorum diyor. Bir de göklerin yoluna çıkayım diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah bilgi bakımından şeyin Firavun'un donanımının çok yüksek olduğuna işaret eden ifadeleri var Allah-u Teala'nın. İşte bugün hala bu piramitlerin sırları çözülemiyor. Göklerin yolları da, göklere giden 7 tane yoldan bahsediyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ve Nuh Aleyhisselam'ın ashabı göklere yolculuk yapıyormuş. E şimdi demek ki onlardaki bilgi bizde yok. Hadi çık şunu yap da bir bakalım diyor. Yani ama bu bilgiler bir şey ifade etmiyor. Sen Allah'a teslim olabiliyor musun? Allah ne diyorsa o diyor musun demiyorsun. Dedi dedi Allah ne diyorsa o dedin mi? Dünyanın en güçlü adamı sen oluyorsun. İşte bu gençler gibi, Musa Aleyhisselam gibi evet. O inanmış adam şöyle dedi. Ey kavmim bana uyun ki size akla uygun olan yolu göstereyim. Ey kavmim bu dünya hayatı sadece geçici bir yararlanmadır. Ahiretse sürekli kalınacak yurttur. Ey kavmim. Ama burada şu da dikkatimi çekti ya hoca. Bak mesela ben yalan söylediğini düşünüyorum dedi ya. Hiç ondan ilgilenmedi o şey kendi ailesinden olan kişi. Onun yalan söylediğini biliyor. Çok iyi biliyor ki Allah konusunda şüphesi yok. Ama burada işi bir şey yapmaya, gevezelik yapmaya çalışıyor. Hiç ona bahsetmedi. Hep doğru şeyleri söylüyor. Evet. Ey kavmim ne oluyor? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum. Siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı görmezlikten gelmeye ve hakkında bilgim olmayan bir şeye ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi daima üstün olan, çok bağışlayan Allah'a çağırıyorum. Hiç şüphesiz ki beni kendisine çağırdığınız şeyin elinde, dünyada da ahirette de çağrıda bulunacağı bir şey yok. Hepimizin dönüp varacağı yer Allah'ın huzurudur. Aşırı gidenler o ateşin ahalisidir. Size söylediklerimi yakında anlarsınız. Ben işimi yani bundan sonrasını Allah'a bırakıyorum. Allah kullarını daima görmektedir. Bu kişi de dik duruyor orada. Evet. Firavun hanedanından ve tam yeri geldiği zaman Musa Aleyhisselam'ı böyle sapasağlam bir şekilde koruyor. Şimdi kendinizi Firavun yerine şey yapın. Evimde beslediğim kişiye bakın. Burada karşıma çıkmış. Ya ailemden olan şu adama bak. Ben buna çok önemli bir yer. Şu da ondan yana. E bir de oradaki bütün insanlar yalan söylediklerini gayet iyi biliyorlar. Bunların psikolojilerini bir düşünün bakalım. Ne olur? Bunda devamında ne yapacağız? 45. ayet. Allah o mümin kişiyi onların kurduğu tuzağın kötü sonuçlarından korudu. Firavun hanedanını da o kötü azap kuşattı. Bak bak onu korudu. Aynı şey gibi işte. Gençleri nasıl koruduysa. Bak o, o kişi onu çok rahat bir şekilde orada hepsi hallederdi. Yargıya gerek yok. Zaten az bir işaret etse kelle gider. Ama Allah koruduğu zaman Firavun da olsa hiçbir halt edemiyor. Ama zor duruma düşenler ki... Evet, yani Firavun hanedanını o kötü azap kuşattı. Sabah akşam karşısına çıkarıldıkları ateş azabı. Kıyamet yani mezardan kalkış günü geldiğinde ise Allah şöyle diyecek. Firavun hanedanını daha çetin bir azaba sokun. Evet. Demek yani ki bak şey değişiyor. Orada ennar yoğradun aleyha ennar diyor orada. Ateş diye tercüme edilir. Ennar cehennem olarak da tercüme edilir. Yani evli ayetlerde de var. Cehennem manasına da gelir. Artık burada bizim Türkçe itibariyle şöyle anlatabiliriz. Artık Firavun ve hanedanına hayat cehennem oldu. Sabah akşam bakıyorlar. Ya hiçbir şey yapmadık ya. Bu kadar büyük bir servetimiz var. Bu kadar büyük bir alana hitap ediyor. Bu kadar bir ilmi gelişmeler var. Ama şurada bir Musa'nın karşısında dayanamadık. Baksana bizim aileden birisi de orada. Ona da bir şey yapamadık. Artık sabah akşam böyle hayat cehennem oluyor. Şimdi Allah-u Teala şeyde ne diyor? Bakara suresinin
38. ayetiydi galiba, değil mi? Diyor ki فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّ هُدَنْ, eğer size benden bir hidayet gelirse, yani bir kitap gelirse, işte Musa Aleyhisselam'a bir kitapla gitti. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, kim benim kitabıma uyarsa üzerlerinde ne bir korku olur ne de üzülürler. Şimdi burada Musa Aleyhisselam o kitabı uyuyor mu? Korku yok, üzüntü yok. Peki o onun hanedanından olan kişi, bakın belki en üst düzey bir bakandır. Hiç umurunda değil. Bütün dünya gitsin. Evet. Ne yaptı Allah Teala? Onda bir korku ve hüzün var mı? Son derece mutlu ve sapasağlam ayakta duruyor. Bütün dünya yok olsun, ne olacak? İşte Ashab-ı Kehf'te gençler şehirlerinden uzaklaştılar ya. O kadar yıllarca bir mağara, mağarada ne var ki? Bir kaşık yemek yemediler ama Allah-u Teala burada hiç hesap etmediğiniz şekilde ben sizin rızkınızı veririm diyorsa, bize düşen Allah'ın rızasına odaklanmak ve ona teslim olmaktır. İşte Bakara suresi 39. ayette de ne diyor Allah-u Teala? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِيَعْيَاتِنَا اُلَٰيكَ أَصْحَابُ النَّارِ. Bu son derece önemli bak. Ben bunu çok iyi kavrarsak eğer, kafirliğin ne demek olduğunu da kavrarız. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا ne demek Yahya Hoca? Görmezlikten gelenler, kafirlik yani edenler. Gerçeğin üstünü örtüyor. Evet. Örtmekte mi kalıyor? وَكَذَّبُوا sonra yalan söylüyorlar. Peki bu olayda Firavun ne yaptı? Yalan söyledi. Firavun yalan söyledi. İnandığı halde inanmamış gibi gözüktü. Onun için bakın, siz en kafir olan bir kişiden de şunu duyarsınız. Benim, Allah biliyor benim kalbimi. Tabi. Yani o 28 Şubat'ta birçok üst bir yetkili bana demişti. Allah benim kalbimi biliyor. Tabi dedim. Kalbinde iman olmasa kafir olamazsın ki, üstünü örteceksin ki kafir olasın. Şimdi ne yaptı, az önce okuduğumuz bir ayet vardı. Neml suresi 14. ayet. Neydi istersen bir وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا. Cahd ne demek Arapça? Cahd, bile bile yalan söylemek değil mi? وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ. O Musa Aleyhisselam'ın getirdiği şeyler, işte mucizeler karşısında ne yaptı? Bile bile yalan söylediler. Yalanları ne? Bu adam sihirbaz. Az önce Yahya Hoca o ayeti okudu. Sihirbaz bu adam. Sihir olmadığını gayet iyi biliyorsunuz. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ. İçten çok kesin olarak doğru bilgiye vardılar. Peki niye böyle yaptılar? ظُلْمًا وَعُلُوَّا. Yani yanlış yapacaklar, üstünlük kendilerinde kalacak. E kaldı mı? Ne oldu? Bunların hepsi yok olmadı mı? Allah-u Teala Musa Aleyhisselam ve İsrailoğulların gözü önünde Firavun'u ve ordusunu boğmadı mı? Kem terakû min cennâtin uyûn diyor. Yani. Evet, istersen bir onların meallerini de ver. Evet, siz hani şey yapın, ben bulayım ayetleri. Mesela orada son anda o boğulmayla yüz yüze gelince Firavun ne dedi? Ben Musa'ya ve Musa'nın ilahine inanıyorum. Şimdi mi? Şimdiye kadar neredeydi? Sen zaten bunu biliyordun. Onun için şunu çok çok iyi bilelim. Doğru yolu bilmeden bir insan kafir olamaz. Kafir bir şeyin üstünü örten demektir. O şey olacak ki örten. İşte kafirin örttüğü, yani kafirin genel manası bir şeyin üstünü örten. Mesela Kur'an-ı Kerim'de çiftçiye de kafir denir yani. Çünkü toprağa şeyi koyuyor, tohumu koyup üstünü örtüyor. Yani kelime manasıyla. Ama bu kafirler kalplerinde o inanmışlar, gerçek olduğunu biliyorlar. Mesela Kur'an gerçek. Allah-u Teala'nın varlığı, birliği gerçek. Muhammed Aleyhisselam'ın elçiliği gerçek. Ama hesaplarına gelmediği için İsterse bir parçasını gizlesin, kafir oluyor. Hiç sağa solu yok. İşte Firavun da öyle yapmış. Peki ondan sonra ne oldu? Şimdi Yahya Hoca'dan dinleyelim. Arkasına şimdi bunlar yok oldular. Arkasına ne yaptılar? Bütün Mısır bu şey İsrailoğullarına kaldı. Hani ne oldu sen? Ya şimdi mesela Ashab-ı Kehf'i düşünelim.
O zaman bunlar uyandıkları zaman o kendilerini öldürmeye kalkan, kendileri arkasından düşen kral yok. Kaybolmuş. Ne oldu? Ya bu dünyada kim kalır ki siz kalasınız? Akıllı bir adam Allah'ın rızasına odaklanır. Allah son derece güçlüdür. Bunu herkes bilir ama herkes buna göre davranmaz. Kendi kafasına göre davran. Buldun mu ayeti? Evet. Tamam. Şöyle diyor Duhan suresinde Allah bu Musa aleyhisselamın kıssasını anlatırken en son 25. ayette diyor ki Firavun ve hanedanı için onlar arkalarında nice bahçeler ve pınarlar bıraktılar. Ekinler, değerli konaklar, içlerinde tadına vardıkları nice nimetler. İşte böyle oldu. Biz onları diğer halka yani İsrailoğullarına miras bıraktık. Firavun ve ordusuna ne gök ağladı ne de yer. Onlara sürede tanınmadı diyor. Evet. Yani ne oldu? Yani sen ne kadar zengin olursan ol. Yani farz edin ki şey yaptı, bu gençleri öldürdüler. E siz ölmeyecek misiniz? Ama burada tekrar ediyorum, şunu çok ama çok iyi bilelim. Siz Allah'ın rızasına odaklanın. Asla taviz vermeyin. Asla taviz vermeyin. Göreceksiniz ki Cenab-ı Hak sizin yanınızda. Burada gene son derslerde sık sık okuyoruz. Şey mesela Muhammed Aleyhisselam'ı da yani çok hiç olmazsa azıcık da olsa bizim tarafa yöneldin diye şey baskılar altında tutuyorlardı. Ve Muhammed Aleyhisselam'a ne diyorlardı? Diyorlar ki şey yapsak leyni tebanel huda ma'ake nutakattaf min ardina. Yani bu hüdaya, yani bu kitaba, bu kitabın haklı, doğru olduğunu Mekkeliler gayet iyi biliyorlardı. Biz bunu bilse, bir şey yapak, bunu böyle kabul edip de bu kitaba uysak, ülkemizden sürülürüz ya. Bu millet işte hacca geliyorlar, Urfa, şey, umreye geliyorlar, ticarete geliyorlar ve biz para kazanıyoruz sağdan soldan. Niye? Çünkü tıpkı Firavun'un ve hanedanın oluşturduğu kendine göre bir din yapısı var. O din yapısı onların kazanç kapısı. Ben bunları nasıl bırakayım ya? Tamam sen haklısın, doğru, yanlış demiyorum. Demiyor mu Mekkeliler Muhammed Aleyhisselam'a? E peki ne oldu? Muhammed Aleyhisselam'ı orada şey yapma, yok etmeye şey yapıyorlardı. Musa, şey, Firavun Musa, ne dedi Musa Aleyhisselam'la ilgili? Zeruni aktul Musa dedi. Bırakın Musa'yı öldüreyim. Ya Muhammed Aleyhisselam işte orada şey, korumasız, tek Allah'tan başka güvendiği kimse yok. Hadi bakalım. E niye öldüremiyorsunuz, cesaret edemiyorsunuz? Çünkü Allah kalbinize korku salıyor. Öldürelim, hapsedelim veya sürgün edelim. Ne oldu? Muhammed Aleyhisselam'ın kendisi gitti. Peki gitti de siz Mekke'de kalabildiniz mi? Hakimiyetinizi sürdürebildiniz mi? Kim kazandı sonunda? İşte burada, buradan çok iyi ders almamız lazım. Bu ashab-ı keyif hiç basit bir olay değil. Basit olay olsaydı Allah-u Teala bununla ilgili özel bir sure indirmez. Ve sadece şeyde değil, bu Tevrat'ta da var değil mi? Birçok şeyde de var. Yok, bu daha sonra olan bir şey olduğu için Tevrat'ta. Ha, neyse. Yani yok yani. Neyse. Orada şeyde birçok yerde vardı. Onun bir özeti vardı şeyde. Bir dipnot vardı. Yani kaynak olarak bu hani İncil'den sonra da olduğu söylendiği için Tevrat ve İncil'de Ashab-ı Kehf'e bir at yok. Yok ha. Yok. O bilgi nasıldı? Hı. Yani o Hristiyan kaynaklarına göre. Yani Hristiyan kaynaklarına göre. Hristiyan literatürüne göre Efes'in yedi uyurları diyor. Ansiklopedide de öyle geçiyor. Neyse önemli değil. Hangi zamanda yaşadığın hiçbir önemi tabii yok. Tabii zaten Allah öyle bir bilgi vermiyor yani. Böyle sadece onların vermiyor, mücadelelerini anlatıyor. O bilginin bir önemi yok ki yani. Ne kimmiş, olacak? Kaç kişilermiş, nerede yaşamışlar onu hiç anlatmıyor Allah. Ya şimdi bakın mesela buna şuna dikkat edin. Mesela birisine dersin ki ya kardeşim bak faize girme, kredi alma. Söylemesi kolay. Ben bu işimi nasıl yürüteceğim o zaman? O zaman bu ekonomi nasıl yürür? Vay be, demek sen Allah'tan daha iyi biliyorsun. O zaman Firavun'la ne farkları kalıyor bunu söyleyenlere? Ne farkları kalıyor?
kısa süreli bir kazanç olur, ondan uzun süreli kayıp olur. İşte Firavun ne oldu, ne oldu? Kaybetmedi mi? Ya da Ashab-ı Kehf'in karşısındakiler ne oldu? Kaybetmediler mi? İşte bunlar gidiyorlar, az önce Yahya Hoca'nın okuduğu ansiklopedideki bilgiler, bakıyorlar ki şehir değişmiş. Herkes Hristiyan olmuş. Evet, yani dolayısıyla şey değil, yani mesele o değil. Mesele Allah'ın rızasına odaklanmaktır. Bir de başka da okuyacağın şey var mıydı? Örnek bu ayetleri okumadık. Hani 16. ayetten itibaren. Ha, orayı şimdi dersimizi okuyalım da. Ha, tamam. 16. ayetten 15'e kadar okumuştuk geçen hafta. Tamam, şimdi burada bunlar tabii burada bir şey var. Allah-u Teala diyor ki burada 16. ayette o şahıslarla ilgili ve izi tezeltumuhum ve ma ya'budune illallah. Onlardan onları terk ederseniz, onlardan uzaklaşırsanız ondan sonra bir de Allah'ın dışında kulluk ettiklerinden uzaklaşırsanız. Çünkü kendilerine göre Rabler edinmişler. Onlar bırakıyor. Ben bizim sizinle işimiz olmaz. Kusura bakmayın diyorlar. Fe'vu iler kehf. O kehve, o mağaraya doğru gidin sığın. Demek ki o bilinen bir mağara. Herkesin bildiği bir yer. Ondan sonra yenşur lekum rabbukum min rahmetihi. Rabbiniz kendi ikramından size yaysın. Bol bol versin. Ve yuheyyi lekum min emrikum mirfaka ve sizin bu işinizden de yani şöyle kolaylıkla yararlanabileceğiniz şeyler hazırlasın, oluştursun. Şimdi bu tabi kendi aralarında bir konuşma olabilir. Ama ilk akla gelen Allah-u Teala'nın bunların kalplerine böyle bir şey ilhamı şey yap. Tıpkı biraz önce anlattınız ya, Musa Aleyhisselam'ın annesine bırak çocuğu ilham yoluyla doğru. Ona o yolu gösteriyor. Yoksa tabii. Bir anne kendisinden çocuğu uzaklaştırıp da kalkıp bir şeye koyup denize veya neye bırakmaz. Tabii, ne diyor ama canım? Allah'ın ona gösterdiği tabii. Şey sayesinde, imkan sayesinde bunu yapıyor. Anlattığınız gibi Firavun onu buluyor. Yani kendi düşmanını kendi elleriyle beslettiriyor tabii, Allah tabii. Ona. Ve evhîle ilâ ummi Musa diye bir ayette vardı. Evet, Kasas suresinde. Ve evhayna ila ummi Musa en erzi'i fe izâ khifte aleyhi fe elqihi fil yemmi. İşte aynen öyle. 28. sure Kasas suresi. Yani yeni doğmuş çocuğunu şey yap, emzir. Emzir diye ona hani ilham ettik diyor. Yani oradaki vahiy kelimesi o. Bak vahyettik diyor. Evet, 7. ayeti 28. surenin. Ve evhayna ila ummi Musa en erzi'i. Önce onu emzir diye ona vahyettik. Yani ilham ettik. İçine doğurduk. Ve izâ hifte aleyhi başına bir şey geleceğinden korktuğun zaman da fe elqihi fil yemmi. Onu işte Nile bırak. Ve la tehafi korkma ve la tehzini üzülme de. Musa Aleyhisselam annesini Allah Teala böyle içine doğuruyor. Niye? Çünkü inna radduhu ileyki. Biz onu mutlaka günün birinde sana geri çevireceğiz diyor. Döndüreceğiz onu. Ve ca'iluhu minel murselin ve ileride onu elçilerden biri yapacağız. Allah öğretiyor da o şeyi bulabiliyor. Yoksa kendi başına bir anne çocuğunu dediğimiz gibi kalkıp bir şeyin içine koyup da Nile bırakıp gitmez. Ama Allah onu öğretiyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın başka bir planı var. Ve o plan iş. Tıkır tıkır. Evet. Bir burada bu, da aynı belli tabii yani ki. Bu vahiy tabi vahiy dediğimiz zaman bizim aklımızda sadece Allah'ın nebilerine gelen şey anlaşılıyor. Allah-u Teala üç şekilde vahiy yapar onlara. Yani birisi işte perde arkasından olur. Şey neydi? Şöyle وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحْيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. Şura suresi 51. ayette. Şimdi bak bir diyor İlla vahyen birincisi. İçine bir şey doğurur Allah. Bu herkes için söz konusudur. Buna biz ilham diyoruz. Yani içine bir bilgi geliyor.
Allah-u Teala herkesin yaptığının iyi mi kötü mü olduğunu onun içine bildirir, vahyeder. İşte Firavun da yaptığının kötü olduğunu gayet iyi biliyordu ve onun sıkıntısını çekti. Yani ateş gibi cehennem, dünyada cehennem azabını çekmeye başladı. Hepimiz biz bunu şey yapıyoruz. Bir iş yaptığınız zaman da onun da iyi olduğunu Cenab-ı Hak vahyeder. Bunu Şems suresinde, yani biz onu ilham, orada Şems suresi ilham diye bildiriyor. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا diye. Bak yaptığını doğru. Mesela siz bakın kendi içinizde hissedersiniz. İyi bir şey yaptığınız zaman bütün dünya size kötü dese bile dersiniz ki benim içim rahat. Siz ne yapıyorsanız yapın, ne diyorsanız diye. Ama kötü bir şey yaptığınız zaman bütün dünya sizden yana olsa bile içiniz rahatsız olur. Yani bir keresinde bir toplantıda işte bu zenginler faiz konusunda fetva istedi, biz vermedik. Bir tanesi böyle üstü kapalı olarak verdi. Bir meşhur bir hoca. Ondan sonra kalktık, dedik ya bir namaz kılalım da Allah günahlarımızı affetsin. Ya böyle bak kendilerini de kandırıyorlar, biliyor musunuz? Yani günah işleyeceksin, namaz kılacaksın, o silinecek, ondan sonra tekrar başlayacaksın. Yani bu herkes böyle kendini kandırır. Buna da son derece dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla bu buradaki bu şey rüyada da olabilir. Hepiniz görmüşsünüzdür mesela bir hayatınızla ilgili çok önemli konularla ilgili rüyalar görmüşsünüzdür, çıkar. Burada Müslüman kafir olmaya da gerek yok. Şimdi bu şahıstan, bu ayetten anlıyoruz ki Allah-u Teala bunların içine hadi gidin mağaraya sığının. Ben size yardım ederim diyor. İşte işlerine bir tatmin veriyor, bir güven veriyor. Hiç korkmadan gidiyorlar. Bir de üçüncü vahiy esas şey. Allah'ın nebilere gelen vahiy, bir elçi gönderiyor. İşte Cebrail Aleyhisselam diyor. O Nebi'ye, o Cebrail Aleyhisselam geldiği zaman Cin suresinde Cenab-ı Hak onu son ayetlerinde belirtiyor. Çevreye bir koruma ordusu olarak çok sayıda melek gönderiyor ki iblis, yani cin, şeytanlar o Nebi'ye yaklaşıp da besbese vermeye çalışmasınlar. Ondan sonra Cebrail Aleyhisselam o vahyini yapıyor. O da çok iyi bir şekilde anlayıp kavuruyor. Kafasından çok iyi yerleştiriyor, böyle harf harf, kelime kelime kavruyor her şeyi. Ondan sonra Cebrail Aleyhisselam çekip diyor işte, nebilere gelen vahiy bu. Ama öbür vahiy herkese de gelir yani şey olarak. Ya vahiy kelimesini kullanmak belki hoş karşılamayabilir ama biz, gerçi orada Allah vahiy kelimesiyle şey yapıyor. Yani ilham, bizde daha çok ona ilham denir. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala burada, Ve teraşşemse idâ talaat tezâveru an kehfihim zâtel yemin. Şimdi ben size şunu onların şey kabul edin, mağarası olarak. Güneşi görürsünüz ki doğduğu zaman burası doğu. Ondan sonra böyle şeyde onların mağaralarında onlar şöyle yalayıp geçiyor. Sağ tarafından. Şimdi bu mağaralarsa mağaranın sağ tarafından güneş burada doğuyorsa, sol tarafından da batıyorsa, bunlar kuzeye şey mağaranın ağzı kuzeye doğru demek. Mağaranın ağzı kuzeye doğru. O zaman bunların güneye doğru olsa biraz sıcaklığı da fazla olurdu. Allah-u Teala onların orada kalmaları için de ortamı ona göre hazırlamış. Ondan sonra diyor ki ve ida garabet taklidu man zateş şimali, evet, batarken de sol taraftan şey yapıyor. Demek ki tam kuzeye yapıyor. Sol tarafından batıyor, sağ tarafından doğuyor ve buna tam kuzeye doğru. Evet, ve hum fi fecvetin minhu, bunlar o bulundukları şeyin, mağaranın bir geniş bir alanında. Yani öyle sıkışık falan da değiller yani. Hepsi rahat rahat oluyor. Ondan sonra diyor ki zâike min âyâtillâh. Evet, işte bu Allah'ın ayetlerindendir. Bakın Allah neler hazırladı ve bunlar da böyle tek başına men yehdillâhu fehuvel muhted. Allah kimi doğru yola yönlendirirse o doğru yoldadır. Yani kimin doğru yolda geldiğini onaylarsa.
Şimdi bunlar gerekeni yapmışlar, Allah da onaylamış ve bunlar doğru yolda. Allah her türlü yardımı yapıyor onlara. Ve men yudlil felentecize lehu veliyyen murşide. Ama Allah da kimi sapık sayarsa onu hiçbir şekilde bir onu doğru yolda sayacak bir tek dost bulamazsınız. İsterse bütün dünya bu doğru yolda desin. Allah yanlış sapık saydıktan sonra kim ne yapabilir? Her şey Allah'ın emrinde. Ve tahsebuhum eykaden ve hum rukudun. Sen onları uyanık zannediyorsun. Halbuki onlar tatlı bir uykudalar. Tatlı böyle rukud. Mesela bu rukud kelimesi inşallah haftaya dersimizde o kısmı da inceleyeceğiz. Mesela Allah-u Teala Yasin suresinde aynı kelimeyi kullanarak bir şey söylüyor değil mi? Ya veylena men ba'tena min merkadina. Merkat kelimesini kullanıyor. Evet, merkat. Böyle tatlı bir uykuda uyarken bak şimdi ölen herkes ahirette uyanınca sanki daha yeni gözümü yumdum zannedecek. Öldüğünü Yasin 52. ayet. Yasin 52. Hiç kimse öldüğünü hissetmeyecek. Ölümle yenidiriliş arasında şöyle gözü açıp kapayana kadar. Şeyler de kafirler de ya bizi bu tatlı uykumuzdan kim uyandırdı? Niye? Çünkü o kalktıkları zaman artık şartların değiştiğini görüyorlar. Ve bak tatlı bir uyku. Ölümü uyku olarak şey yapıyor. Haftaya inşallah onunla ilgili ayetleri okuyacağız Allah nasip ederse. İşte bunlar da öyle. Tatlı bir uyku uyuyorlar. Ah oh ne kadar rahatız diye. Ne kadar büyük bir nimet de Cenab-ı Hak bunları nimetlendirmiş. Ve nukallibuhum zâtel yemin ve zâtel şimal. Bak o şeyde mağaralarda da sağa çeviriyor, sola çeviriyor Allah-u Teala. Bu da doktorların üzerinde çalışması gereken bir husus. Demek ki vücut canlı ya, sağa ve sola çevrilmesi gerekiyor. Biz de gece yatarken bir sağımıza yatarız, bir solumuza yatarız. Peki ondan sonra وَكَلْبُهُمْ بَاسِقٍ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ. Köpekleri de o mağaranın girişinde iki elini böyle şey yapmış, yaymış, orada duruyor. Köpekler onların yanında ne işi var derdi. İşte var işte. Demek ki bak Allah-u Teala söylüyor işte. Orada mağaranın girişinde bekliyoruz köpek. لَوِتْ طَلَعَةَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ. Sen oraya bir gitseydin ya, yani Allah öyle bir ortam hazırlamış ki herkes oradan korkuyor yani. Kesinlikle hemen sırtını dönerdin. Tabi muhatap Muhammed Aleyhisselam yani. Yani sen öyle bir ortam var ki sen bile oradan korkardın yani. لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا. Yani ben korkup kaçardın. Böyle şey yaparsın, sırtını dönerip kaçarsın. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُوبًا. Onlardan dolayı için korku dolardı. Yani öyle bir ortam oluşmuş ki o kadar devlet şu bu falan yanlarına yaklaşamıyorlar. Tıpkı şeyin Firavun'un şeyin kılına dokunamaması gibi Musa Aleyhisselam'ın. Firavun ve hanedanının tüm üst düzey yetkililer hiçbirisi kılına dokunamıyor. Ve kederke ba'atnahum. Burada okunmuş muydu? Evet, okuduk ama yani ayrıntısını haftaya gireceğiz. Yok, haftaya okuyalım. Yani. Haftaya okuyalım. Evet, şey 18'de sen okuduğunda bunu haftaya bırakalım. Çünkü konu biraz değişiyor. Konu biraz değişiyor ve o hususu şey yapmamız lazım. İyi anlamamız lazım. İşte görüyorsunuz değil mi? Yani bize düşen nedir? Kur'an ayetlerini çok iyi kavradığımız zaman, Allah'ın rızasına odaklandığımız zaman üzerimize ne bir korku olur ne üzüntü. Yani işte şeyde olduğu gibi Firavun'la ilgili ayetler okuduk, Musa Aleyhisselam'la ilgili. Hiç en küçük korkusu yok. Efendim işte onun sarayındayım, ben şimdi ne yapayım, etrafımda sarılı zaten, ben şimdi nefes alamıyorum falan demiyor. Dik. Ve kendi ailesinden olup da o şeyden üst düzey yetkililer arasında olan kişi de asla gerçeklerden vazgeçmiyor ve onlara hiçbir şey olmuyor. Allah onları koruyor. Ama Firavun ve hanedanına hayat cehennem oluyor. O zaman bizim mutlu olabilmemizin tek yolu nedir? Allah'ın kitabına uymaktır.
Onda Allah-u Teala Adem Aleyhisselam, işte Havva validemiz ve iblisi o bahçeden çıkarırken onu söylediği şeyden anlıyoruz onu. Diyor ki siz buradan inin aşağıya diyor. Eğer size benden bir hüda yani bir kitap gelirse, kim benim hüdama, kitabıma uyarsa üzerinde ne bir korku olur ne de şey. Şeyde de gördük, Firavun da kendi için dininizi bozmak istiyor diyor şey Musa Aleyhisselam'a. Ve onlar da Yusuf Aleyhisselam'ın getirdiği kitaptan haberdar olan kişiler. Şimdi bugün de siz insanlara gelin Kur'an'a uyun dendiği zaman ne yani? Şu kadar asırlık şey geçmişi yok mu sayalım? Sizin bizim dinimizi bozmak istiyorsunuz demiyorlar mı? Aynı şey, hiç fark etmez. Peki kazanan kim? Kazanan Allah'ın kitabına odaklanandır. Neticede ne oldu? Firavun dünyasını da kaybetti, ahiretini de kaybetti. Yani her şeyleri yok oldu. Ya. Denize battı, boğuldu, gitti. İşte Allah'ın rızasına uymayanlar böyle olurlar. Onun için buna çok dikkat edelim. Hayatımızı Allah'ın rızasına odaklanarak yaşayalım. Dünyanın en mutlu insanı oluruz. Üzerimize korku da kalmaz, üzüntü de. Zaten insanı perişan eden şey korku ve üzüntüdür. Allah'a tevekkül, onun için Allah-u Teala nedir? Kim Allah'ı kendisine vekil edinirse Allah ona yeter. Onu hiç beklemediği yerden rızıklandırır diyor. Onun için biz şey yapalım, bu da Talak suresindeydi değil mi? Talak evet, suresinin baş tarafında 2-3. ayetindeydi. Evet, o şekilde hayatımızı yaşayalım. Allah'ın rızasına odaklanalım. Allah hepimizi rızasından ayırmasın. Allah hepinizden razı olsun.